Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Hacettepe Üniversitesi'nin uzaktan eğitimde kullandığı öğrenme yönetim sistemi olan Moodle'ı öğreneceğiz. Bugün bir arayüzünü tanıyacağız ve diğer videolarda daha farklı özelliklerini göreceğiz Moodle'ın. Sadece Hacettepe Üniversitesi diyorum ama sadece Hacettepe Üniversitesi'ndekiler bazında değil. Moodle'ın arayüzü aynı olduğundan diğer üniversitedekiler de yararlanabilir bu videodan. Öncelikle Hacettepe bünyesinde nasıl ulaşabileceğinizden bahsedeyim. evdekal.hacettepe.edu.tr yazdığınızda sizi bu uzaktan eğitimde kullanılan Moodle'ın ana sayfasına yönlendirir. Ardından kullanıcı adı ve şifreniz. Kullanıcı adı için öğrenci numaranız, şifreniz için TC kelimenizin ilk 6 hanesini yazmanız gerekiyor. Burada da anlattıklarımla ilgili görsel bulunmakta. Girelim biz. Ben öğrenci numaramı girdim. Şifremi de giriyorum. Eğer ben kullanıcı adı veya şifremi unuttuysam şuraya tıklayarak ilgili değişiklikleri yapabilirim. Biz girdik. Evet, beni böyle bir sayfa karşılıyor. Burası kontrol paneli olarak adlandırılan sayfa. Genel olarak bu şekilde gözüküyor. Dili İngilizce. İstersem şu kısma tıklayarak Türkçe'ye çevirebiliyorum. Gördüğünüz gibi hemen tıkladığım anda bir güncelleme yaptı kendine. Derslere bakış, derslere genel bakış başlığının altında aldığım dersler, bu dönem içerisinde aldığım dersler gözükmekte. Ondan sonra sağ tarafta takvim var. Bu takvim beni yaklaşan etkinliklerim hakkında haberdar ediyor. Örnek vereyim, 18'inde bir gönderim yapmam lazım. Ödevimin son günü diyelim. Onunla alakalı 18'inin üzeri hafif böyle fosforlu bir kırmızıyla boyanıyor. Bu da beni etkinlikten haberdar ediyor. Yaklaşan etkinlikler kısmında da aynı şekilde dediğim gibi takvimde söylediğim yaklaşan etkinliğin gösteriyor burada da. Zaman çizelgesi de aynı işlemde. Tek farkı yaklaşan en yakın etkinliği gösteriyor zaman çizelgesinin altında. Ancak buraya tıklayarak, buradaki saatin üzerine tıklayarak genel hepsini görebilme imkanımız var. Sonra sol tarafımızda 3 tane alt altı çizgi var. Oraya tıkladığımızda yine kontrol paneline beni gönderebilir. Kısa yollar var burada. Tıkladığımda yine kontrol paneli geldi. Site ana sayfasına tıkladığımda ise benim bana açılan dersler ve almış olduğum dersleri görüyorum. Dersleri aldığım için açılmış dersleri görmüyorum artık. Ancak tüm derslere tıkladığımızda Hacettepe'deki lisans, ön lisanstaki fakültelerde açılan dersleri ilgili fakülteye tıklayarak görmemiz mümkün. Ardından takvime tıklıyorum. Bu takvimde de kontrol panelinde gördüğümüz takvimin daha büyük bir versiyonunu görüyoruz. Daha geniş. Kişisel dosyaları tıklıyorum. Kişisel dosyalarda da sadece benim görebileceğim dosyalar bulunmakta. Nasıl? Eğer siz yüklerseniz herhangi bir dosyayı buraya sadece siz görebiliyorsunuz. Herhangi bir hocalarınız veya farklı kişiler göremiyor. Derslerim başlığının altında da aldığım dersler gözükmekte burada. Sonra ana sayfaya kontrol paneline geri dönelim. Burada adınızın üstüne tıkladığınızda görüyorsunuz sağ üst köşede. Burada yine bir kontrol paneli kısa yolu bulunmakta. Ardından profil, başarı notları, mesajlar, tercihler ve çıkış yap var. Profile tıklayalım. Burada işte e-posta adresiniz, kullanıcı bilgileriniz bulunmakta genel olarak baktığınızda. Aldığınız dersler, erişim tarihiniz siteye, bunlar bulunmakta. Başarı notlarına tıklayalım. Burada herhangi bir başarı notum girilmediği için gözükmüyor. Ancak bir başarı notu girildiğinde size verilen notları burada bir tablo gibi bir yapı var. Oradan görebiliyorsunuz. Mesajlara tıklayalım. Mesajlar kısmında da aynı zamanda mesajların burada bir kısa yolu daha var. Buraya da tıklayalım. Burada görebildiğiniz üzere ben özel olarak hocalarıma mesaj atabilirim.
Veya hocalarım beni bir gruba dahil ettiyse grup arkadaşlarımla buradan iletişime geçebilirim. Tercihlere bastığımızda da yine profilinizi düzenleyebilirsiniz, şifrenizi değiştirebilirsiniz, işte kullanılan dil de değiştirebilirsiniz. Pek çok seçenek var burada. Aynı zamanda burada da bir bildirimler menüsü var. Bu bildirimlerde de genelde mesaj geldiği zaman yine size bildirim gönderiyor. Ardından çıkış yapa tıklayarak çıkış yapıyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videolarda Moodle'ın diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. Teşekkürler.